Bedava peynir arkadaşlar fare kapanında olur. Bunu asla unutmayın. Buraya gireceğiz. Bundan sonrasını dikkatli izleyin. Çünkü bazı sorular soracak bize. Güzel ve doğru cevaplar vermeniz gerçekten çok önemli. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşlerim? Keyifleriniz, sağlıklarınız umuyorum böyle gıcır gıcır çok güzeldir. Bugün arkadaşlar sizlere PUBG Mobile ile alakalı çok önemli bir bilgilendirme yapacağım. PUBG Mobile ile hesap bağlandığı zaman nasıl sıfırlayabiliyorsunuz? Güvenliğiniz için neler yapmanız gerekiyor? Bunun hakkında bilgiler vereceğim size. Sabah saatlerinde bir tane mesaj aldım. Bir tane kardeşimin hesabı çalınmış. Hemen şöyle üst köşede görüyorsunuz zaten. Arkadaşımızın hesabı çalınmış. Hesabı geri almış ama çalanlar hesap başka bir tane sosyal medya hesabını bu oyuncuya bağlamışlar ve giriş yapıyorlar. Şu an nasıl kurtulabilirim abi diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor. Yeni güncelleme sonrasında PUBG Mobile bunun için bir çözüm sundu. Size şimdi bunlardan bahsedeceğim. Neler yapmanız gerekiyor? Ya da sizi kaldırmak istediğiniz farklı bir e-posta, Twitter, Facebook, Gmail hesabı olabilir. Bunları nasıl kaldıracaksınız? Şimdi detaylarıyla bunları anlatacağım. Neler yapmanız gerekiyor? Teker teker sizlere göstereceğim ama lütfen öncesinde kardeşlerim, İşinize yarar bir video olduysa, hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak bana destek olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın lütfen diyerek ne yapalım, hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten PUBG Mobile'ın açıldığı günden beri en büyük sorun. Şu an yine ufaktan kurtarma ihtimalleri var. Eskiden yani bu yeni güvenlik güncellemeleri gelmeden önce aldığı oyuncunun e-mail adresini ya da Facebook'unu, Twitter'ını değiştirdiği zaman hesaba bay bay diyorduk. Gerçekten almak imkansıza yakın derecede zorlaşıyordu. Şu an güvenlik sistemi gittikçe güzelleşiyor, gittikçe güzelleşiyor. Hileler olsun, oyun hırsızlıklarına karşı korumalar olsun. PUBG Mobile ekibi bu konuda çalışıyor. Neler yapacağız, neler edeceğiz? Öncelikle arkadaşlar şuradan menüyü açtık. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına geldik. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Şu an benden dolayı göremiyorsunuz. Bir konum değiştireyim. Bakın arkadaşlar hemen şöyle aşağı köşede yardım ve destek için dokunun diyor. Burada hesap hatasıyla alakalı yardım ve destek almanız için bir tane menü oluşturulmuş. Buraya tıklıyoruz. Yardım ve destek için tıklayın dedi. Tıkladık. Şimdilik kendi alanıma geçebilirim. Bakın burada size diyor ki ne gibi sorunlarınız var. Bizim en büyük yaşadığımız sıkıntı hesabımızın çalınması ve daha sonrasında karakterimizle alakalı sorunlar yaşamamız. Yani hesabın bilgisayar korsanlığına uğradıysa ne yapmalıyım seçeneği. Bu seçeneğe giriyoruz arkadaşlar. Oyun hesabım kötü niyetli olarak başka birinin sosyal medya platformlarına bağlanmış seçeneği var. Buraya gireceğiz. Bundan sonrasını dikkatli izleyin. Çünkü bazı sorular soracak bize. Güzel ve doğru cevaplar vermeniz gerçekten çok önemli. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Oyun hesabım kötü niyetli olarak başka birinin sosyal medya platformuna bağlanmış. Buradan arkadaşlar bu sıkıntı için çözüm bulabiliyorsunuz. Burada size bazı bilgiler veriyor. İşte tüm bilgileri verirsen 30 günden fazla uzun sürebilir diyor. Yani incelemesi. Çünkü gerçekten bu talebi oluşturan kişinin sen olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Belki çalan hacker da bu talebi gönderiyor olabilir. Bunu tam olarak anlamaları için 30 gün sürebiliyor diyor yani. Sakin olun, hemen yani bu talebi oluşturduğunuz gün, oluşturduğunuz hafta size dönüş yapılmayabilir. Temkinli bir şekilde bekleyin arkadaşlar. Sonrasında baktığımızda bakın burada şu konuya dikkat edin diyor. Bilgileri doğru vermeye özen gösterin diyor. Şayet ki bir bilgi yanlışsa, mesela sallıyorum şu an o seçenek yok soruların içerisinde ama adını soyadını soracak. Adını soyadını yanlış yazarsan diyor biz sana adın soyadın kısmının yanlış olduğunu söylemeyiz diyor. Direkt talebini reddederiz diyor. Ondan dolayı sorduğu sorulara lütfen doğru cevaplar vermeye özen gösterin. Şayet diyor bu kurallarımızı kabul ediyorsan diyor bakın hemen burada sarı kısımdaki talep oluştur kısmına tıkla ve diyor bize bilgilerini aktar diyor. Hemen tıklıyoruz talep oluştur kısmına. Hesabını nasıl kaybettin arkadaşlar? Burada PUBG Mobile ekibine hesabınızı nasıl çaldırdığınız hakkında düzenli bir şekilde bilginiz ve bilgiler vermeniz gerekiyor. Yazımlarınıza dikkat edin. Örnek veriyorum şu şekilde başlayın. Merhaba PUBG Mobile ekibi. Burada yani yaşanan sorunların %90'ını biliyorum arkadaşlar. Bakın tekrardan şurada arada söyleyeyim size. İnternetten ucuz UC, bedava UC, hile UC'si gibi yalanlara inanmayın. ID'nizi vermeyin kimseye.
PUBG Mobile UC satışlarından para kazanıyor ve milyonlarca dolar kazanıyor arkadaşlar. Aylık geliri milyonlarca dolar PUBG Mobile'ın. Siz zannetmeyin ki hileye, ya oyun içinde kullanılan hileyle bile savaş açmış bir insan. Yani oyuncular hileyle oynasa ne olacak? Sallıyorum, tamam müşteri kaybedecek ama. Yani ben seni otomatik olarak vursam PUBG Mobile'a sadece birkaç tane müşteri kaybından başka ne yaşatabilirim? Hiçbir şey yaşatamam. Ama şimdi adamın biri geliyor diyor ki ben PUBG Mobile'ın para kazandığı asıl gelir kaynağının hilesini buldum ve sana bunu vereceğim. Böyle bir şeye inanmayın arkadaşlar. Adam para kazandığı direkt para kaynağı olan bir noktadan hile yapılmasına izin verir mi? Vermez. Ondan dolayı indirimli UC, ucuzu UC, bedava UC hilesiymiş. Yok işte 10.000 UC atıyoruz, kod geliyor, şu kodu girin, ID'nizi verin gibi. Hiçbir siteye güvenmeyin, hiçbir kimseyle ID'nizi paylaşmayın arkadaşlar. Ben bile istesem sizden ID'nizi vermeyin yani. Kimseye güvenmeyin oyun içerisinde. Hep bundan dolayı çalınıyor hesaplarınız. Bedava peynir arkadaşlar fare kapanında olur. Bunu asla unutmayın. Devam edelim. Merhaba PUBG Mobile ekibi dedik, devam ediyoruz. Şimdi bize sorunu iyice anlatmamız lazım. Sallıyorum. Tarihinde ucuza UC ya da sallıyorum işte indirimli UC, ucuza demeyelim de indirimli UC satışı yaptığını ve resmi bayi olduğunu söyleyen bir kişiye kullanıcı bilgilerimi verdim. Ne yazdık arkadaşlar? 10 Mart tarihinde indirimli UC satışı yaptığını ve resmi bayi olduğu söyleyen bir kişiye kullanıcı bilgilerimi verdim. Burada da kendinizi de çok fazla potaya sokmayın. Yani bedava UC alacaktım vesaire vesaire gibi. Yani ekibi kıllandıracak cümlelerde çok fazla yazmamaya özen gösterin. Yaptığınız bir hata ama bunu da böyle yuvarlak cümlelerle anlatmanız gerekiyor. Benim yazdığımı kopyalayıp yapmayın. Siz kendi sorunlarınızı anlatmanız lazım. Çünkü dediğim gibi yanlış bilgi verirseniz talebiniz direkt silinecek. Hesabıma giren hacker kendi Facebook, Twitter, mail, telefon. Burada arkadaşlar sizin hangisi sorunluysa onu yazın. Ben tamamını yazdım. Facebook bağlamışsa Facebook yazın. Twitter bağlamışsa Twitter yazın. İkisini birden bağlamışsa Facebook ve Twitter yazın. Benim oyuncuma bağlamış. Lütfen hesabımdan kaldırın. Çok daha fazla arkadaşlar kelime kurmamıza da izin vermiyor. Belirli bir adet var. Şu an doldurdum galiba. Bir deneyelim nereye kadar geçecek. Aynen biraz daha aldı. Bu şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Kendi sorununuz olarak yazacaksınız. Olabildiğince ekibi inandırabileceğiniz bilgileri verin. Tarihi hatırlamaya çalışın. Ne yaptığınızı hatırlamaya çalışın. Nasıl çaldırdığınızı hatırlamaya çalışın ve bilgi verin. Burada da unutmayın arkadaşlar. Bakın şuradaki bilgilendirme de önemli. Haftada 2 defa talep oluşturma hakkınız var. Haftada 2 defadan fazla talep oluşturamıyorsunuz. Verdiğiniz bilgileri not edin arkadaşlar. Örnek veriyorum, haftada 2 tane hakkınız var. Şimdi çok kalabalık bir platform. Birbirlerine ulaşılması biraz zor oluyor tabii ki PUBG Mobile'da. Ondan dolayı sabırlı olun ama aralarda da böyle deneyin yani. Aralarda yoklayın. Baktınız talebe cevap gelmiyor, bir daha gönderin. Bu şekilde çözenler çok fazla var. Şimdi ilk kısmı hallettik. Asıl kısım şimdi sorular kısmında arkadaşlar. PUBG Mobile burada sizi biraz zorluyor. İleri dedik. Gerçekten bu hesabın sizin olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Burada bilgisayar korsanına uğrayan hesap bilgisi diyor. Talep onaylandığında hesap bağlantısı silinecektir diyor. Misal diyor ki e-mail ile telefon numaramı sil diyorsun. Siz orada verdiğiniz bilgiye göre diğer sosyal medya hesaplarının da bağlantısını kaldırabiliyor. Şimdi burada geçtiğimiz 6 ayda en çok hangi bölgede oynadığımızı soruyor. Burada ülkemizi yazmamız gerekiyor. Daha farklı VPN'le vesaire farklı bölgelere giriş yapan arkadaşlar buradan onu da seçebilirler. Türkiye bölgesinde oynadığımız için Türkiye'yi yazıyoruz. Misal PUBG Kore oynuyorsundur, Kore serverında oynuyorsundur, Kore yazarsın. Orası size kalmış. Geç sonrasında bir sonraki soruya geçiyor. Geçtiğimiz 6 ayda oyunu oynamak için en çok hangi cihazı kullandın diyor. Burada sizin kullandığınız telefon markasını soruyor arkadaşlar. Hangi cihazdan giriş yaptın? Bakın burada neredeyse tüm markaların hepsi vardır. Tencent Game de var arkadaşlar. Emülatör kullanıcıları Tencent'i işaretleyecek. Buradan sizin kullandığınız telefon modelini yazıyorsunuz arkadaşlar. Neredeydi Tencent'imiz bizim, nereye gitti? Tencent Game bildiğiniz gibi resmi emülatörü. Geçtiğimiz 6 ayda oyuna en çok hangi zamanda oynadın? Bir tane set sorusu var. 4. soruya geldik.
Burada en sık oynadığınız saati işaretleyeceksiniz arkadaşlar. En sık hangi saatlerde geliyorsunuz? Örnek veriyorum. Akşam okul saatinden sonra ben giriyorum, 8'e kadar takılıyorum diyorsunuz. 4 ile 8 arası. Gece oyuncusuyum diyorsunuz. 8 ile 12 arası ya da 12 ile 4 arası. Bakın gece oynayanlar için 12 ile 4 arası uygun seçeneği işaretliyorsunuz. 5. soruda geçtiğimiz 6 ayda oyunu oynamak için en çok ne tür bağlantı kullandın? Wi-Fi mi, mobil veri mi? Bunu işaretlemeniz lazım. Wi-Fi kullandıysanız Wi-Fi'yi, mobil veri işaretli, mobil veri de üzerinden oynuyorsanız mobil veriyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Geçtiğimiz 6 ayda bunları tabii ki siz kendi şıklarınıza göre yapacaksınız. Benim işaretlediklerime göre değil. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Sonra kendi bilgilerinizi vermezseniz direkt benim seçtiğim şıklara göre giderseniz abi niye talebim sonuçlanmadı demeyin. Geçtiğimiz 6 ayda en çok hangi klasik mod haritasında oynadım? Bir tanesini seçelim. Eren'cin zaten farklı bir haritada oynamak ihtimalimiz yok, eşleşmiyor diğer oyunlarla. En çok oynadığınız haritayı yazıyorsunuz. En son hangi ay UC satın aldın? Eğer UC satın aldıysanız hangi ay satın aldığınızı yazacaksınız ama bu ay hariç diyor. Yani talebi oluşturduğunuz ay haricinde en son satın aldığın UC zamanı. 2018 3. ay, 4. ay. Böyle bu şekilde 2018'den başlıyor arkadaşlar. 2022'nin 4. ayına kadar ya da hiç UC satın almadım seçeneği de var. Bunları da seçebilirsiniz. Hatırlayabildiğiniz ilk seçeneği işaretleyeceksiniz burada arkadaşlar. Bunu da seçelim. 2022 4. ay. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde yetenek şampiyonasına kayıt yaptırdın mı diyor. Bunu da işaretlemeniz lazım. Evet ya da hayır olarak katılmanız önemli değil. Bakın arkadaşlar kayıt yaptırmanızı soruyor. Kayıt yaptırmışsınızdır, katılmamışsınızdır. Yine de o zaman kayıt yaptırdığımı seçin. Yani oyun oynamanızla alakalı yok. Yetenek şampiyonlarına kayıt yaptırıyorsanız o da geçerli. Geçtiğimiz 6 ayda genelde kaç tane mesaj gönderdin diyor. Burada ortalama bir cevap istiyor arkadaşlar. Son 6 ay içerisinde kaç tane mesaj? Misal 1 ile 10 arası, 10 ile 100 arası, 100'den fazla sizin sohbetinize bağlı tabii ki ya da hiçbiri diyebilirsiniz. Bunu da seçtiğiniz zaman ben arkadaşlıklar kısmından gelen mesajları genelde görmüyorum. Bazen 3 ay 4 ay sonra gördüğüm oluyor bu mesajları. Bundan dolayı yani 10 ile 100 arası bir seçenek benim için belki fazla bile olur. Arkadaş listemde ekli olanlar da anlasın yani şayet bana o şekilde yazıyorsanız ben görmüyorum arkadaşlar. Cidden görmüyorum yani mesaj atanları. Aylar sonra fark ediyorum bazen. Bunların hepsini, şimdi olayımıza dönelim. Bunların hepsini size uygun bir şekilde işaretledikten sonra buradan gönder diyorsunuz. Şu an benim hesabımda herhangi bir sıkıntı olmadığı için arkadaşlar tabii ki göndermeyeceğim bu formu. Buraya gönder dedikten sonra taleplerim diye bir kısım açılıyor arkadaşlar. Taleplerim diye bir ekran açılıyor. Daha öncesinde eğer bir talep oluşturduysanız reddedilmiş mi, onaylanmış mı, son durumu nedir? Bunun hakkında bilgileri de buradaki gönder tuşuna bastıktan sonra çıkan ekranda da görebiliyorsunuz. Oradan talep geçmişine de bakabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bu bilgileri yanlış, eksik girerseniz direkt talebiniz reddedilir. Bilginiz olsun. Bakın bunu tekrar hatırlatıyorum. Lütfen atlamayın. Buradaki menü içerisinde de bakın burada talep geçmişi de var. Buradan da arkadaşlar bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Verdiğiniz talepler şu an ne durumda? Neler var? Şu an ben hiç talep oluşturmadığım için burası boş duruyor. Siz talepler oluşturduğunuz zaman burada talep numarası, gönderilme tarihi, zamanı ve talep durumu. Burada reddedildi yazıyorsa arkadaşlar bir tane daha yapıştırın hemen talebi. Haftada iki defa hakkınız var. O şekilde arkadaşlar talebi onaylatana kadar devam edin. Yapacak bir şeyiniz yok. Hackerlardan kurtarmanız lazım hesabınızı. Doğru bilgiler verdiğiniz sürece hesabınız kurtarılır arkadaşlar. Ama dediğim gibi bilgilerinizi net ve doğru hatırlamaya özen gösterin. Sadece yaşadığınız sıkıntı arkadaşlar, misal Facebook'unuzu paylaşmışsınızdır, arkadaş giriş yapıyordur hesabınıza. Şurada aşağıdaki çıkış yap butonu var biliyorsunuz. Çıkış yapa bastığınız zaman bakın tüm cihazlardan çıkış yap. Bu seçeneği işaretleyip çıkış yaptığınız zaman zaten direkt kurtuluyorsunuz. Onun için hiç uğraşmanıza gerek yok. Hesap bağlama sıkıntılarını da böyle atlatabilirsiniz. Umuyorum arkadaşlar işinize yarar, bilgili, faydalı bir içerik olmuştur. Şimdilik sizlere anlatacaklarım bu kadar. Daha farklı sorunlar yaşıyorsanız yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Mesajları görebildiğim sürece ki genelde tüm mesajlara cevap veriyorum. Sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. O zaman vedalaşalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen videodan sonra bir gameplay videolarıma da destek olursanız çok mutlu olurum. Haydi o zaman bay bay dedim.